Keşke yetişebilse de 18 Mart'ta Çanakkale Şehirleri'nde anmada ilk etkinlik 18 Mart etkinliği olsa anlamlı olsa. Muhteşem bir şey oldu. Çok da fark yok yani. Valla yetiştirmeye çalışırsınız efendim. Yani Serhat'ı kapatın. Hayır dedim. Daha mı biraz? Yok yok. Daha mı bir şey var? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Öyle bir şey kurduralım. Açılışı 18 Mart'ta gösterisi de yapalım. Hayırlı meclis yönetim projesi gibi bir şey sunacak mıyız? Meclisin onaylarsa... Ali Başkan. Meclisi bir çalışma getireceğim diyor da. Ali Başkan. Para öğretmen kredisi verip değerlendiriyor. Ali Başkan yönetimi de ekleyecek. Bir şey sorayım. Gördüğünüz gibi. Güzelim ben tiyar yazalım. Meclis olarak tamam deyin. Biz size para da verdik, lojman da yapacak, şey de yapacak. Özel idari ofis de lazım. Burası bina yetersiz. Bunların tek olarak da burada taşıma yok. Otobar da bizim de buradan gitmemiz lazım. Sizin bakıyorsunuz. Terası değerlendirmemiz lazım. Biz onu şey yazdık. Hoş geldin. Eğer Kültür Bakanlığı'nın projeleri de ki faydası yaparsa muhteşem manzaralı. Ben takip ettim herhalde biraz bakanlıktan. Ne diyorlar için? Bakanlıklar şu verdi. Yani buranın mutfak ve diğer giderleri için biraz sıkıntı yaşaması yaşanıyor. Bir de içerideki merdiven kullanılabilir. Hani şimdi burası dışarıda. Akşam 1-2, 11-12'de açılması. Ona ilk bir mesela piş, asansör. Aşağıdaki şeyle bağlantı kuramadılar mı? Kafeteryanın mutfağıyla bağlantı kuramıyor mu ya? Burada mutfak yok zaten. Yok yok, aşağı kafeteryanın mutfağıyla. Aynı şey dışarıda. Mutfak yok. Sadece dış görünüş. Dış görünüşünü bölgeye göre bir özellik vermeye çalışıyor. Bu şey aynı. Dış donanımı falan şey yapıyor. Ben şey yapmam. Ha bakalım. Ya. Demek ki birleştirecek de bari. Kademeli. Ağaçları koruyarak. Oturma alanları falan yapacak. Hatta kafasında olmayan yerde kafasından mı kimseyi kapatın? Manzarayı arkadaşlar çekebilsin ki. Hani Ankara'da bakana bir göstereyim bakalım. Buraya baktılar. Sırtın denize bile diyorlar ya. Yine burada bir anlamı var. Burada bir anlamı var. Silahın denizini kafeteryası kavuşturmak için. Buradan güneyim. Ya bunun amacı şu. Bakalım bak manzara ne kadar güzel. Bizim burayı muhakkak bir hizmete açmamız lazım. Ya teras bomboş kalmasın. Ağacın dışarısıyla başlayalım. Yani biz
hazırdı aslında. O yüzden bir rotasyondan dolayı betonumuzu dökmedik. Yine son ana kadar tanıdık yasak tutuyorum diye. Tamam. Nasip olursa... Bunu devam edebilir dedi ama belediye emin olsun yazarlar işte. Evet, tamam. Biz zaten yarına Allah'ın izniyle betonumuz var. Yarın atıyorsun beni. Evet, yarın temel betonumuzu dökeceğiz. İyi hadi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O şeyleri niye koydun orada? Sen verdim, bu boru vardı diye boruya emniyet olsun diye aldım. Ne borusu? Bu... Yok, Ertelek ithal attı borusu. Korumaya aldık. Ne borusu? Sinop Ertelek ithal attı, anası borusu. Geçiş... Yok, bitişik de. Bitişik ama kapalı. Geçiş vermezler. Kapıları ayrı. Bir tane şuradan gördüğümüzün girişi olacak, o kırmızın girişi de karşıda. Evet, bunlar çok, bunlar çok. Sayın Halim, biz... öğrenciyken buraya bakmak. Öyle mi? Üç kat pansiyon, alt katta. Demiştik yerde. Hocam seni de hatırlarsın lan. Yıkılın ya baba. Sonradan vakıfların bir binası var şimdi orada. Parasız yatıyor burası. Öyle geçmiştik. Biz görmüşler elimizden geldiği kadar eğitim öğretimine. Bir yıl daha önce... Van neresindensiniz? Ben Van merkezliyim. Merkezden. Merkezde 6-7 Ekim olaylarından sonra gittik. Orada Medrese-i Zehra. Bediüzzaman Külliyesi var, evet biliyorum. Muhteşem bir inşaat, orayı yıkmışlar, 7-8 çok yakın, bizim hala çok yakın. Zarar vardı. Nasılsınız? Allah yetkilesin. Kolay gelsin. Abi bakmak isterseniz söyle vaziyetten size izah edebilirim. Şöyle. Evet. Şurası bizim salonumuz karşı taraf. Burası okul. Lenin şu bacağı burası. Şöyle biraz daha aslında dönmek lazım ama şu şekilde. Tam olarak şu şekilde oturmuş. Dersliklerle mescide mi geçiş var bu? Hayır geçiş. Yani genellikle yollarda bile daha sağlıklı. En iyi şey parke taşı oluyor ya bu. Şurası böyle kırık olan yer aslında şu anda toprakla kapatılmış. Burada arsa dışı görünüyor da. Orası da bize ait. Burası bizim mi? Bizim sayı var. Ne olarak gözüküyor? Detayını, katların detayını da gösterebilirim. Daha çok gelir gideriz. Sen 2017'nin Eylül'üne yetiştirecek. Son durum hala. Ama kapatmayacağız inşaattan değil mi? İlk ihalenin yoksa aklına. Var. Onların da mı var? Onların da var. Buradan doğru yol geçiyor. Şeyin üzerinden. Ayrıca kanı... İşte nasıl? Hafta sonu da geldiniz. Sen ya. Kamadan iş var. Fırsat buldum sen. Bu limanlar için işlerimiz hep farklı illerden yapılıyor. Yani kim daha ucuz yapıyorsa bizim için o muhtemel ama Sinop'ta için bizim böyle bizim işlerimiz. 4 tane projemiz var. Bir tanesi Sinop Havalimanı terminal binası ve mütemimleri yapımı. Bu ardı mühendis. Yazdık. Net bir tarih veremiyor. 2017'de vereceğiz diyorlar. Ama bizim 2017... Bunu Gürkan Bey'in yapıp betonlaması gerekiyor. Yeşil alanla yapması gerekiyor. Benim de buradan bu yolları yapıp, bu binayı yapıp, mevcut terminal binasını yıkıp, işletme binasını yıkıp, otoparkları ve yeşil alanını yerleştirmemiz. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.